İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere begonya çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Begonya çiçeği evlerimizi, balkonlarımızı, bahçelerimizi süsleyen, 200'den fazla çeşidi olan, rengarenk çiçek açan bir ılıman iklim bitkisidir arkadaşlar. Ana vatanı Güney Amerika'dır. Güney Asya ve Afrika'da da çok çeşitleri vardır. Begonyalar 3 gruba ayrılır. Bunlar yumrulu begonyalar, yaprak begonyalar ve çiçekli begonyalardır. Çiçekli begonyaların diğer adı da ağaç begonyalar olarak geçer. Ülkemizde en çok yetiştirilen begonya çeşididir. Begonya çiçeği suyu seven bir bitkidir ama bu sürekli sulanması gerektiği anlamına gelmez. Begonyamızı ilkbahar ve yaz aylarında havanın sıcaklığına göre haftada 2 ya da 3 kez, kışın ise haftada bir kez sulamamız yeterlidir. Toprak seçimine gelince begonya lifli toprakları sever. Geçirgen, bol mineralli topraklar begonyamızın gelişimi için çok önemlidir. Çiçeğimizi dikeceğimiz toprağı hazırlarken bahçe toprağıyla çiçekçiden aldığımız torfumuzu yarı yarıya karıştırıyoruz. İçine 1/3 oranında perlit koyun. Biraz da nehir kumu koyarsanız geçirgenliği artmış olur arkadaşlar. Begonya çiçeği kumlu toprağı çok sever. Saksı seçimine gelince begonya çiçeği çok büyük köklere sahip değildir. Bu yüzden büyük saksı sevmez. Begonya çiçeği saçaklı köklere sahip olan bir bitki olduğu için orta büyüklükte bir saksıya dikmemiz yeterlidir. Saksının drenaj delikleri muhakkak açık olmalıdır. Çiçeğimizi dikeceğimiz saksının dibine toprak koymadan önce bir avuç minik çakıl taşlarından koyarsak çiçeğimizin köklerini çürümek riskinden korumuş oluruz. Begonya bol ışık seven bir çiçektir ama direkt güneş ışığına koymayın. Çiçeğin yaprakları zarar görebilir. Süzme ışığı çok sever. Özellikle sabah güneşini seven begonyamızı doğu ya da kuzey cepheye koyarsak daha güzel gelişir. Begonyamızı sulamadan önce toprağını muhakkak kontrol edin. Eğer toprağı nemli ise sulama yapmayın arkadaşlar. Suyu sevdiği kadar kökleri de hassas bir çiçektir çünkü. Bulunduğu ortamda rüzgar ve hava akımı olmamasına dikkat edin. Hava akımı çiçeğe zarar verir. Daha önce bahsettiğimiz gibi begonyalar üçe ayrılıyordu arkadaşlar. Bunlar yumrulu begonyalar, yaprak begonyalar ve ağaç begonyalardır. Yumrulu begonyalar patates şeklinde yumrulardan çoğaltılarak büyütülen begonyalardır. Yumrulu begonyamızın yumrusunu Mart ayında yumrularını çukur kısmı üste gelecek şekilde toprağa koyup üstünü 2 santim toprakla örtüp sulamasını yapın. Bir iki ay içerisinde filizlenip yapraklanıp çiçek açtığını göreceksiniz. Yumrulu begonyalar yarı gölge ortamları sever. Çok güzel, gösterişli, rengarenk çiçekleri vardır arkadaşlar. Yumrulu begonyalar çok gösterişli ve rengarenk çiçekleri sahip olmasına rağmen bir o kadar da nazik ve narin bir çiçektir. Bulunduğu ortamı severse çok güzel gelişir. Yarı gölge ortamlarda güzel büyür arkadaşlar. Yerini değiştirdiğinizde çok çabuk bozulabilen bir çiçektir yumrulu begonya. Kısacası çok güzel ama bir o kadar da nazlı bir çiçektir. Ağaç begonyalara gelince, ağaç begonyalar yani diğer adıyla çiçekli begonyalar daha iri, tüysüz yapraklara sahiptir. 2 metreye kadar boylanabilen, çok çabuk büyüyen begonyalardır. Diğer begonyalara göre daha kolay ve daha çabuk yetiştirilebilen begonyalardır. Bunlara örnek verecek olursak, çilli begonyalar, söğüt begonyalar, yağlı begonyalar, ağaç begonya türüne girer. Ağaç begonyaları çelikten ya da dip sürgünden ayırarak çoğaltırız. Aldığımız çelikleri
Suda köklendirip saksıya dikerek çoğaltırız. Ya da ilkbahar aylarında aldığımız çeliği suda köklendirmeden direkt saksıya dikerek çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yaprak begonyalara gelince gösterişli, rengarenk yapraklar olan begonyalardır. Çok dekoratif ve renkli yapraklara sahiptir. Yaprak begonyaların çiçekleri küçük ve gösterişsizdir. Yaprak begonyalar tıpkı yumrulu begonyalar gibi nazik çiçeklerdir. Kök çürümesine karşı hassastır. Sulamasına dikkat edin. Fazla sulama yapmayın. Bunlar da yine dalından çelik alarak ya da dip sürgünden ayrılarak çoğaltılır arkadaşlar. Begonyaları çoğaltma işlemini ilkbaharda Nisan-Mayıs aylarında yaparsak daha kolay ve daha çabuk tutar. Daha hızlı gelişir. Budamasını ise Mart ayında çiçek açmadan yaparsanız daha uygun olur. Nisan-Eylül arasında yaz boyu çiçek açan bir bitkidir. Yaz aylarında ayda bir kere bitki besini verirseniz daha güzel gelişir. Begonyanın en büyük düşmanı tuzlu ve kireçli topraklardır. Bu yüzden toprak seçimine dikkat edin. İkinci olarak da fazla sulama ve yetersiz ışık alması çiçeğin çürümesine yol açar. Yani kısacası begonyamızı havadar, bol ışık alan bir yere koyun. Toprağı kurudukça az az sulama yapın. Doğru toprak seçimi ve doğru sulamayla uzun yıllar begonyamız bizimle yaşayacaktır arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler diliyorum.